geldiniz mi yalancı çobanlar? Sabah erken işe çıkınca daha iyi iş oluyormuş, öyle mi? Siz şuncacık boyunuzla beni kandıracağınızı mı sandınız ha? Kandırmadık Neriman anne, niye öyle dedin ki? Çamur! Buraya gel! Anlat bakalım. Sizin annesini aramaya çıktılar Neriman anne. Kulaklarımla duydum. Sabah insanlar daha kalabalık oluyormuş da, daha güzel satış yapılıyormuş da, mış mış da mış, mış mış da mış, öyle mi? Fındık kadar aklınızla beni kandıracağınızı sandınız ha? Maşalı Neriman'ı kandıracaksınız ha? Bu akşam ikinize de, üçünüze de yemek yok. Aç kalın da aklınız başınıza gelsin. Yalan söylemeniz için tok olmanız yetiyor madem. Hadi bakalım. İki dakika bekle durmuş. İşten mi? Evet, yorgun görünüyorsun tabii. Bak şurada hemen bir çay bahçesi var. Beraber ayran içelim ha, ne dersin? Yorgunluğa birebir. Hem ne demişler? Ayran içelim ama ayrı düşmeyelim ha. Esprilerinde senin kadar çekinmez Doğan. Ne o? Yalancı yarın mahallenin delikanlısıyla iki hasbihal etmene izin vermiyor mu yoksa ha? Birincisi o benim yalancı yârim değil, biz çok ciddiyiz. İkincisi de senin bu delikanlı edebiyatını şu yorgunlukta kaldıramayacağım. Ayrıca bugün Cemil'in annesiyle tanıştım. Bu da hediyesi. Bu mu? Bana bunları sevdiğini söyleseydin sana 100 tane alırdım be. Hem de aynısından. Ya versene şunu. Bana bak Ayşe, eğer o adamdan ayrılmazsan hiç iyi olmaz, anladın mı? Ne yapıyorsun sen ya? Dengesiz! Ben ne yaptım ya? Hediye dandikmiş, al. Doğan! Ne oluyor burada? Yine kızın önünü mü kestin? Yok Safiye teyzem, sadece bir merhaba demek istedim kendisine. Ben merhabamı dedim, haydi size iyi günler. Kaç durmuş, annesi geldi. Ne oluyor Ayşe? Yine ne istiyor bu senden? Bir şey istemiyor anne, işte öyle saçmalıyor, ne olsun? Durup konuşursan saçmalar tabii, yürüyüp gitsene kızım. Bak sadece ben görüyorum etrafında bu kadar dolanırken. Ben görüyorsam mahalleli de görüyordur. Adımıza laf getirme kızım. Anne ne yapıyorsun, sürekli burnumun dibinde bitiyor da. Yürü Ayşe, yürü. Millet camda, yürü. Hayırdır ablam? Birine mi baktın? Evet, Durmuş'u arıyorum. Evine baktım ama yoktu. Komşusu burada olabileceğini söyledi. Durmuş mu? Ne diyeceksin? Bana desen. Kendisiyle görüşmem lazım. Özel bir mesele. Olsa görüşeceksin ama yok. Ben ablasıyım, bana de. Dedim ya özel. Siz ne zaman gelir bana onu söyleyin. Durmuş bu yani. Hiç belli olmaz. Bakarsın hemen gelir, bakarsın akşama kadar hiç gelmez. Tamam, ben beklerim. Geç içeride bekle istersen. Böyle ayakta dikilme. Belin bıkının kopar. Bıkın? Gerek yok böyle iyi. Ömerciğin uykusu mu gelmiş? Ya öyle. Birazcık da ablasına küstü. Azıcık ama. Aa, neden? Ablasının işi çıkmış, gitmek zorunda kaldı. Biz de eve döndük. Allah Allah. Neden ki? Uykum geldi. Ben yatacağım. Tamam yavrum, hadi gel. Gel ben seni yatırayım. Thank you.
Köfte planınız iptal olmuş. Gidemedik, evet. Neden? Öyle gerekti diyelim. Abimler nerede? Bilmiyorum, daha gelmediler. Ne diyeceğim Levent? Dışarıda bir şeyler mi yesek, ha? Vallahi çok açım. Niye? Evde yemek yapılmadı mı? Ya aman Levent, öyle tencere yemeği istemiyor canım. Böyle özel bir şeyler yiyelim istiyorum. Böyle az pişmiş, soslu bir steak mesela, ha? Ne dersin? Ya hadi kırma beni. Hem işle alakalı danışacağım şeyler de var sana. Hadi lütfen. Tamam, tamam. Nereye gidiyoruz? Bildiğim çok güzel bir mekan var. Ambiyans, yemekler harika. Hadi o zaman. Beklemekle hata ettim. Kahretsin. Kim bilir ne zaman gelir. Kız burada mısın hala? Ağaç oldun, çiçek açtın. İçeri gel, bekle dedim. Dinlemedin. Korkma, adam yemeyiz. Bu adamın telefonu falan yok mu? Ha? Kız ben bunu niye hiç düşünemedim? Dur. Alo Durmuş. Neredesin? Ha, televizyonun sesi geliyor, evdesin. Ha. Tamam, evden ayrılma, bir misafirim var. Bir karı. Kadın. Ay, hanımefendi işte. Ha. Tamam hadi. Evde seni bekliyor. Süslendi, ölüyor haspam. Ne yapacak ki bu Durmuş'u? Alo, hoş geldin. Kimmiş o adam? Babam niye dövmüş onu? Niye böyle bir şey yapmış? Ya bir sakin ol. Aa, hepsini anlatacağım ben sana. Gel, gel otur. Hadi anlat. Ben şu ablanızın bahsettiği... Tamam canım, orasını anladık. Anladık da benden ne istiyorsunuz onu anlayamadık. Siz Meryem'in babası mısınız? Evet, siz nereden biliyorsunuz? Şık bir yere benziyor. Tabii ki tatlım. Avam mekanlarla ne işim olur benim? Meryem ne diyeyim ki? Yani ya niye gitti adama bulaştı bilmiyorum ki. Ama herifi fena dövmüş, fena. Ağzını burnunu kırmış, çarşamba pazarına benzetmiş. Haliyle adam da şikayet etmek istemiş. Doğan aradı beni. Yardım istedi. Of. Niye böyle bir şey yaptın baba ya? Evet, ben de anlamadım. Gereksiz fevrileşmiş. Ama sen hiç merak etme, ben elimden geleni yapacağım. Babanın asla hapse dönmesine izin veremem. Çünkü Allah korusun girerse bir daha çıkamaz, çıkamaz. Çürür orada. Bak, kendini sakın yalnız hissetme, tamam mı? Ben her zaman yanında olacağım. Ne yapıyorsun ya? Bıraksana elimi. Meryem'le Çekin Bey değil mi onlar?
Baban için bizzat kendim gidip görüşeceğim adamla. Sen hiç merak etme. Yani şikayetçi olma diyeceğim. Sen kaygılanma, tamam mı? Başta yanılıyorum zannettim ama gerçekten de Tekin'miş. Baksana Levent, ne kadar mutlu görünüyorlar değil mi? Bu Meryem de az yere bakan yürek yakan değilmiş ama. Gören de mazbutu kendi halinde bir ev kızı zanneder. Ama öyle olmuyor işte. Neyse, oturalım mı? Hayır. Çıkalım buradan. Eve gitmek istiyorum. Tabii. Benim de tadım kaçtı zaten. Gidelim. Bırakır mısın artık elimi? Tamam. Tamam kızma. Bıraktım. Dedim ya, tek derdim sana destek olmak. Bir daha bunu sakın yapma. Lütfen. Evet. Neymiş benimle konuşacağınız mesele? Ömer. Ömer mi? Ömer'i nereden tanıyorsunuz? Şimdi konumuz bu mu? Ömer'i nereden tanıdığım mı? O zaman bir zahmet sadede gelin de konumuzu bilelim değil mi? Ha? Ömer, Meryem'in çalıştığı konakta yaşıyor. Nerede, nerede? Duymadın mı? Meryem'in çalıştığı konakta Ömer. Bence sen de bir an önce gel al çocuğunu. Vay vay vay. Meryem'e bak. Kim bilir çocuğu verip ne kadar para aldı. Şimdi sen buralara kadar bunu söylemeye mi geldin? Yani senin için önemli olabileceğini düşündüm de. Önemli olacağını düşündünüz. Evet. Ben de şöyle düşündüm. Bu mesele sizin için de önemli. Pardon? Ömer'in konaktan gitmesini çok istediğim belli. Hayırdır? Senin derdin ne? Ha? Ömer'in gitmesini niye bu kadar çok istiyorsun? Yani Ömer'in babasısınız yani. Onu görmek en doğal hakkınız diye düşündüm. Şimdi bırak bu ayakları da ikimiz de gerçekçi olalım. Ha? Hani senin çıkarın olmazsa el kadar çocukla niye uğraşacaksın değil mi? Buralara kadar niye geleceksin? Gelmezsin. Hani senin çıkarın varsa benim de var. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorum? Yani Ömer'i oradan almam için bana para vermelisin diyor. Nasıl yani be? Sen şimdi öz oğlunu almak için benden para mı istiyorsun? Nasıl ya? Evet, para istiyorum. Basbayağı para istiyorum. Mesela 150 bin lira ver. 150 bin lira vermezsen çocuğu almam. Bak beni daha fazla oyalama. İşine geliyorsa ben meşgul adamım. Hadi işine geliyorsun, görüşürüz. Açlıktan hocam midem sırtıma yapıştı. Benim de karnım Ramazan davul gibi. Şimdi şöyle bir İskender olsaydı. Üzeri bol tereyağlı. Hiç yedin mi İskender? Bir keresinde Tekin abinin artık alanlarından yemiştik ya. Unuttun mu? Hiç aklımdan çıkmadı ki unutayım. Aslında canım İskender de çekmedi. Şöyle bir sıcacık anne çorbası olsaydı her şey değerdi. (Gülüyor)
dişsiz İskender ısmarlasam bu kadar sevinmezdim. Aç ucunu, yarı yarıya bölüşelim. Senin bir suçun yok. Hep çamurun yüzünden oldu. Çamuru bizi ispiklemeseydi ceza da almayacaktık, değil mi Kitap? Evet, seninle ne ilgisi var? Bak karnımız da doydu. Aç kalmadık yine. Doğru diyor. Üzülme. Hatta bence sevin. Çünkü annenin ayrı şehrimizde yeri ilk iş bulacağız annene. Söz veriyorum. Al sen de. Manhattan'dan Brooklyn'e giden bir gri L hattı var. 2-3 durak gidiyorsun, sanki bambaşka bir dünyaya giriyorsun. Yani o Manhattan'ın çok sevdiğim o ışıklı, eğlenceli hayatı geride kalıyor. Küçücük bir kasabaya girmiş gibi oluyorsun. Belki bir gün beraber de gideriz Levent. Sen de ne demek istediğimi anlamış olursun. Olur mu? Levent, dinliyor musun beni? Pardon ya, kusura bakma. Dalmışım. Olsun. Acıktık ama değil mi? Yani malum steak keyfimiz de yarıda kaldı. Benim pek iştahım yok. Yani biraz hava almak istiyorum. Tamam ama birazdan acıkabilirsin. Ben bir şeyler hazırlayayım, beraber yeriz. Selam. Buyurun Melisa Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Yemek hazırlamaya geldim Aysel abla. Öyle mi? Ne istiyorsanız hazırlayalım hemen. Aa yok, hayır. İtalyan düğün çorbası yapacağım. Kendi ellerimle hazırlamak istiyorum. Şimdi bana gereken malzemeler soğan, maydanoz, yumurta, sarımsak. Parmesan var mı? Var. Güzel. Aslı kızım, sen malzemeleri çıkarmaya başla. Tamam. Ispanak, şehriye, kıyma, tavuk suyu da lazım. Onlar da var. Aslı, tavuk suyu buzlukta. Kendimiz yaptık, katkısız olsun diye. Buz küplerin içinde. Tamam. Biz de yardım edelim size. Aa yok, ben her şeyi kendim hazırlamak istiyorum. Peki. Meryem, araba burada. Ben şuradan bineceğim. Olur mu? Ben bırakırım seni. Bu saatte nasıl gideceksin tek başına oralara? Giderim ben. Ya tamam. Bizde teklif var, ısrar yok. Yarın kaçta buluşalım? Ne buluşması? Anlamadım. Ya adamla görüşeceğiz ya. Hani baban hapse girmesin diye uğraşıyoruz ya. Tamam. Ben sana yarın haber veririm. Ver bakalım haber. Oyundan da olsa elini tutmak çok güzeldi be Meryem. Çok güzeldi. Hop, al bakalım. Sen.
Senin ne işin var burada? Bana ne hakla acıyabilirsin ha? Senin benim hayatımdaki yerin ne ki buna cesaret edebilirsin? Ne hakla dedim? Konuşsana! Ben de hep benim hanımı izlerdim böyle yemek yaparken. Maşallah maşallah. Hem güzel hem de amarat. Cevval bir kıza gönlünü kaptırmışsın oğlum, aferin. Uçuyorum. Levent. Hadi yemeğimiz hazır, gel. Ellerine sağlık Melisa ama beni bu gecelik affet. Canım hiçbir şey istemiyor. Kusura bakma, hiç affedemem. Ben mutfaklara gireceğim. Sana ta İtalyalardan düğün çorbası yapacağım. Sen de yemeyeceksin. Affedilir bir şey mi bu? Hadi lütfen kırma beni. Peki. İşte bu. Pişman olmayacaksın. İşte küçük, minik, Güney İtalyan soframız. Ha, güzel sofranırız. Çok zahmet etmişsin. Biraz uğraştım tabii. Ama hiç yorulmadım. Hiç önemli değil. Otursana, ben sana servis yapayım. Önce sen. Servisi ben yapacağım. Peki. Acı seviyordun değil mi? Aha. Al bakalım. Teşekkür ederim. Baksana tadıma. Beğenecek misin, çok merak ediyorum. Çok güzel olmuş Melis. Ellerine sağlık. Beğendin mi gerçekten? Beğendim tabii.
Daldın yine. Yo, yorgunum sadece. Çorban çok güzel olmuş Melis. Ama daha fazla devam edemeyeceğim. Her şey için çok teşekkür ederim. İzninle. Tabii, ben eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir hizmetçi parçasından bu kadar mı etkilendi yani? Yok. O kız bu evden gidecek. Bir an önce. Geldin sonunda. Kimmiş Aysel abla? Yaşar siparişleri getirdi de evde ufak tefek eksikler vardı. Sen burada mıydın? İki kere saatine baktın sen. Öyle mi? Sen de mi ablamı bekliyorsun? Yok. Nereden çıkardın? Saate baktığın için. Ablamı beklerken hep de ben saate bakarım. Okuma yazman yok ki senin. Saatin kaç olduğunu nereden bileceksin? Hayır, ama yine de bakıyorum. Ablam öyle yapıyor çünkü. Ben çok sıkıldım, oyun oynayalım mı? Aslı'yı çağırsak onunla oynasan olur mu? Ben çok yoruldum. Hayır, olmaz. Ben ablamı istiyorum. Hemen gelsin, çok özledim onu. Ömer, hadi gel, yemeğin hazır. Tamam. Cemil, neredesin? Müsait misin? Seninle konuşmak istediğim bir konu var. İşle alakalı. Güzel, bekliyorum. Eğer o adamdan ayrılmazsam hiç iyi olmaz, anladın mı? Of. Bu adam baya baya bela oldu bana ya. Ne yapacağım ben? Nasıl başa çıkacağım? Cemil Bey'e mi söylesem acaba? Cık, olmaz ki. Kocam değil, sevgilim değil. Niye yardım etsin adam bana? Meryem haklı. Kendimi kaptırmamam lazım. Kendimi kaptırıyorum. Ne oldu? Ne bu surat? Hiç. Var bir şey Ayşe, doğruyu söyledi. Yok bir şey anne, iyiyim ben. O ne öyle? Bir arkadaşım vermişti. Yırtılmış bu. Yırtılmış. Yani bilmiyorum. İyi, yemek yiyecek misin? Canım istemiyor. İyi geceler o zaman. Sana da. Ne yapacağım ben bunu ya? Nasıl halledeceğim?
Hadi Cemil, sen gel bari. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu kardeşim? Telefonda sesini hiç beğenmedim. İçeride konuşalım mı? Tamam. Aç mısın? Tokum, sağ ol. Kahve? Abi gel otur. Bir şey istemiyorum ben. 10 metreden belli oluyor gerginliğin. Senin canın bir şeye sıkılmış. Vakit meselesi mi? Evet. Eleman çıkarmadan bu akışı nasıl çözeceğim bilmiyorum Cemil. Sen bir yolunu bulursun dostum. Ben sana güveniyorum. Beni boş ver. Herkes sana güveniyor. Tabii bulacağım. Ne zaman bulurum bilmiyorum ama bulacağım. Evet. Hadi asıl meseleye gel artık. Anlamadım. Ya anlamayacak bir şey yok. Belli ki senin canını sıkan nakit meselesi değil. Başka bir problem var dilinin altında. Bugün Meryem ve Tekin'i bir arada gördüm. Restoranda. Bu kadar mı? Ne demek bu kadar mı? Daha ne olsun ki? Ben yine şu benim hukuk kitaplarına bir bakayım ama iki insanın yemek yemesini suç teşkil etmediğine eminim. Konu yemek yemeleri değil Cemil. Birlikte olmaları. Sana daha önce de söylemiştim. Bunlar bir arada iş yapıyorlar. Öyle değil mi? Abi iki insan herkesin içinde bir restoranda yemek yiyorlar diye suç ortağı mı olacaklar? Buna mı takıldın yani? Evet. Yani bir arada olmalarına. Ya birbirini tanıyan iki insan tabii ki bir arada olabilirler. Sadece tanıyor olsalar iyi. O ne demek? Dağdın yine. Yo, yorgunum sadece. Çorban çok güzel olmuş Melis ama daha fazla devam edemeyeceğim. Her şey için çok teşekkür ederim. İzninle. Şuna bak ya. Resmen bir hizmetçi parçası benim ayağıma dolanıyor. Ama ben Melis'sem seni topuklarımın altında ezer bitiririm. İnanamayacağın şeyler oldu Melis. Hayırdır abla? Meryem'in babasıyla konuştum. Meryem'in babası? Nasıl yani? Evlerine gittim adamla konuşmaya. Ömer'i alıp götürsün diye. Ömer giderse Meryem de gider dedin ama, değil mi? Tabii ki dedim. Ama adam şark kurnası çıktı. Ömer'i götürmek için 150 bin lira para istedi benden. Ne? Aynen. Şu an için büyük para. Yani benim plan
suya düştü. Düşmedi abla. Ben o parayı bir şekilde bulurum. Yeter ki o Meryem denen yılan şu evden defolup gitsin. Ara adamı, söyle. İşte bu, kardeşim benim. Evet, seni dinliyorum, hadi. Tanıdıklıktan öte bir şey var. El eleydiler. El ele mi? Emin misin? Evet. Ne bileyim, belki arkadaşça tutmuştur elini, olamaz mı? Aralarında bir şey yoktur belki. Hayır, arkadaş gibi değil, sevgili gibiydiler. Allah Allah! Ya Meryem'in Tekin gibi bir adamla ne işi olabilir ki? Ben de onu diyorum işte. Meryem'in o adamla Tekin'in ne olduğu ortada. Onunla sevgili olan birini ben evde nasıl tutarım? Haksız mıyım? Haklısın Levent'ciğim, haklısın. İyi akşamlar. Yine neye kızdı acaba? Her şey senin için Ömer. Senin yanında kalabilmek için. Uyudu mu acaba? Üstünü açmasa bari. Ulan ilaç için 3 kuruş para yok ya. Tabii Ömer Efendi'nin 3 kuruşluk ilaç parasını aldık ya, Zula da yapmıyor artık. Kaldık mı dımdızlak böyle ortada, cep delik, cepken delik. Of. Efendim? Alo, ben Hülya. Akşam görüşmüştük Ömer için. Evet, ben de 150.000 istemiştim. Doğru mu? Paran yarın hazır. Benden telefon bekle. Alo. Orada mısın? Alo. Tamam. Siz yarın parayı getirin. Biz de bir an önce çocuğumuza kavuşalım. ₺150.000 ya. ₺150.000 geliyor be. Allah. Hay Allah, sesi açık unutmuşum. Alo. Meryem, niye kısık konuşuyorsun? Bir şey mi oldu? Canım, Ömer'i yeni uyuttum da ondan. Tamam canım, ben sonra arayayım. Özlemiştim de o yüzden aradım. Ben de seni çok özledim canım ya. Hatta biraz önce tam aklımdan geçiyordun. Ben seni sonra arayayım mı canım? Tamam, görüşürüz. Bir şey mi istediniz?
Bu saatte ne arıyorsun burada? Ömer'i kontrol ettim. Bazen uyurken üstünü açıyor da. Mesain bittikten sonra burada böyle kendi evinmiş gibi dolaşamazsın. Bu saatte müştemilatta olman gerekiyor. Biliyorum ama dediğim gibi Ömer'i bir... Ömer'in ablası olman sana bir ayrıcalık vermez. Bir daha seni bu saatte burada görmek istemiyorum. Ama... Aması maması yok. Her kimle konuşuyorsan gidip dışarıda konuşabilirsin. Böylece fısıldamana gerek kalmaz. Yine ne oluyor? Ne yanlış yaptım ki? Gece vakti fısıldamalar. Yok özledimler, aklımdaydılar. Olacak iş değil, olacak iş değil. Burada örtük olabilir miyim? Al orada önünde. Önünden mi aldık sanki? Geçen bana diyordunuz kolumu değeceksiniz diye. Ne oldu şimdi? Akşam yemek yemedik hatırlarsan. Niye ceza yedik acaba? Bırak ya, sanki burada büyümemişsiniz, hiç aç kalmamışsınız gibi haliniz var. Kolay mı bütün gece dilsizde olmasaydı? Ne oldu? Dilsiz size yemek mi verdi? Ne yemeği be? Nereden bulsun yemeği? Moral verdi. Kahvaltınız bittiyse hadi doğru işe. Tam trafiğin yoğun olduğu saat. Paşa paşa ışıklara. Sakın o mendilleri, suları bitirmeden gelmeyin ha. Bak yoksa dünkü hasılatın gerisinde kalırsanız hesabını sorarım. Merak etme Neriman anne. Sen dur çamur, gitme bir yere. Kal burada. Niye? Burada dur dedim sana. Seninle işimiz var. Dur. Çekilsene ayak altından. Aslı. Alo. Meryem Hanım günaydın. Günaydın. Şey diyeceğim. Bir an önce buraya gelsen de şu işi bir halletsek mi ha? Yapacak bir sürü işim var benim de. Hemen mi? Evet hemen. Aysel abla benim bir işim var da hemen gitmem gerekiyormuş. Çıkabilir miyim? Ne zaman dönersin? Bir iki saate gelirim. Tamam. Çık o zaman kızım. Çok sağ ol. Alo. Tamam ben hemen geliyorum. Ben bir Ömer'e bakayım. Oradan da giderim. Benim de bir tuvalete gitmem lazım anne. Bu sefer kolay oldu ha. Neriman anneyi atlattık gibi. Hadi oyalanmadan gidip şu adresi bulalım. Kaç gündür Akla Kara'yı seçtik. Heyecanlı mısın Dilsiz? Ben de çok heyecanlıyım. Hadi yürüyün. Bakalım üçüncü zıplamanızda yakalanacak mısınız minik çekirgeler? Bu yaştan sonra sizin yüzünüzden hafiye oldum ha. Canım benim ya. Tamir etmiş. Kıyamam ben sana. Gel. Günaydın Melis Hanım. Günaydın Aslı. Hayırdır böyle sabah sabah? Meryem'in bir işi varmış. Biraz önce çıkmak için annemden izin istedi. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Gideceği yeri söyledi mi? Yok hayır ama çıkmadan önce bir adamla konuşuyordu duydum. Öyle mi? Hı hı.
Tamam Aslı, sağ ol. Aslı, Aslı dursana bir dakika. Buyurun. Gel otur şöyle. Gel. Şimdi seninle küçük bir oyun oynayacağız. Oyun mu? Evet, ama güzel bir oyun. Merak etme. Ama tabii söylediklerimi harfiyen yerine getirmen gerekiyor. O yüzden beni iyi dinleyeceksin. Tamam. Şimdi Levent salondayken biz seninle haberleşeceğiz. Sen de bir elbise alacaksın. Seni çok özledim canım ya. Hatta biraz önce tam aklımdan geçiyordu. Ben ona. Beni görmeye bile tahammülü yok. Thank you.